rakam bizim için. Gravyer var, kaşar var, değil mi? Çeçil peynirimiz var ama hiç bilinmeyen peynirlerimiz de var. İşte bunlardan da bahsedeceğiz çok ilerleyen güzel bölümlerde. Böyle buyurun isterseniz. Buyurun, lütfen. Hoş geldin hanım kızım. Şimdi öncelikli olarak gravyer peynirinden başlıyoruz. Bir gravyer peynirin nasıl üretiliyormuş onu gösteriyoruz misafirlerimize. Burada baştan sona kadar bir gravyer peynir imalathanesini görüyorsunuz. Nasıl üretildiğiyle alakalı hem videolarımız var hem maketlerimizle görsel olarak gelen misafirlerimize tanıtmaya çalışıyoruz. Şimdi Türkiye'deki gravyer peynirin üretiminin %98'i Kars'ta yapılıyor. O yüzden Kars gravyeri olarak da tescillenmiştir peynirimiz. Sabahın taze sağılan sütlerini kazanlara aktarıp şırdan mayası dediğimiz hayvansal mayayla mayaladıktan sonra telemeler elde edilir. Ve bu telemeleri bakın gördüğünüz üzere bir cendere bezi sayesinde süzerek kazandan toplayıp baskılama alanına aktarılır. Bu baskılama alanı çok önemli, çok özeldir peynircilikte. Burada gravyer peyniri için söylüyorum. Her bir peynire yaklaşık 2,5 tonluk bir basınç uygulanıyor 24 saat boyunca. Ve ilk 6 saat mutlaka sürekli ters düz çevrilmesi gerekiyor ki içindeki suyun tamamen atılması şart. Sıkma maddeli değil mi baskıyla? Baskı aynen öyle. İçerisindeki suyu atmazsanız peynirlerde acılaşmalar, kokuşmalar meydana geleceğinden dolayı çok önemli bir safhadır aslında peynir yapımında. Baskıdan çıkan peyniri görüyorsunuz bir araba tekeri kıvamında kocaman bir gravyer. Videoda da gördüğünüz gibi normalde bir kişi değil tabii ki iki ya da üç kişi birden taşıyor bunları. Bir tahminde bulunabilir misiniz? Sizce kaç kilodur? Bence 12 kilo. Geçiniz. Çok 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 artıracaksınız. Çok güzel. 18 var mı? Çıkın. Maşallah o zaman 22. Çıkın çıkın. Maşallah 32. Çıkın. Vay çok güzel. 32. Şöyle bir tüyo vereyim size. 1 kilosu yaklaşık 20-25 litre sütten elde ediliyor gravyerin. Anladım. Oldukça şimdi yoğun bir miktar. Zaman, yani göz kareyle yaptığım zaman 50'nin üstünde o zaman. 50'nin bayağı bir üstünde. Ne kadar? Yaklaşık 70 ile 90 kilo civarında. Maşallah. Her bir süper tekerin ağırlığı. Süper. 100 kilo olanlarını da gördüm bu arada. Çok güzel. Ciddi ben anlamda ağır peynirler. Harika, evet şu anda hani 1 kiloyu gözünde canlandırdın. Evet süper. Hatta az önce bir sipariş verdik. Öyle mi? Tabii karşı şey buradan İstanbul'a gidiyor. Şimdi burada gravyerlerimiz tabii az önce gördüğünüz evet salamura havuzuydu. Orada evet bir hafta 10 gün boyunca havuzlarda tuzu emmesi sağlanıyor. Burada da sıcak oda diye tabir ettiğimiz birinci dinlendirme odasıdır burası. Evet. Yaklaşık 32 santigrat derecelik özel nem sağlanan buharla gördüğünüz gibi buhar makineleriyle de nem sağlanıyor. %80-90 nem ihtiva eden odalar. Burada 1,5 ay boyunca olgunlaştırılması sağlanıyor ki gravyer peyniri illaki görmüşsünüzdür. Bizler fare peyniri dediğimiz evet, delikli evet, yapıya evet sahip olan peynirlerdir. Evet. Bu delikleşmeler işte bu sıcak odalarda oluyor. Şırdan dediğimiz işte o doğal mayayla mayalandıktan sonra o şırdan aslında ısıyla beraber burada çalışmaya başlıyor. Çok aktif güzel hale geçiyor ve içerisindeki yararlı bakteriler çalışıyor. Sütteki laktozu parçalayarak o delikleşmelere sebep olduğundan dolayı da şöyle bir özelliği var. Gravyer peynirinin çok inanılmaz derecede de faydalı. Yani mesela son yıllarda biliyorsunuz marketlerde işte laktozsuz sütler var, probiyotikli kefirler, yoğurtlar çok fazla satılmaya başlandı. En doğal, laktozsuz olan en doğal peynirlerin başında gelir gravyer peyniri. Ben her zaman tavsiye ediyorum yemeklerden sonra şöyle bir parçacık yerseniz gravyeri, varsa bir sindirim sisteminde sıkıntınız, bir hazımsızlık, şişkinlik söz konusuysa bunu tamamen gideren süper çok güzel bir peynirdir, çok da lezzetlidir. Çok güzel. Ağzına sağlık. Şimdi nenem bize diyordu ki alışkanlıklarınızdan vazgeçmeyin. Hı hı. Şimdi burada vücut alışmış demek ki kaşarından vazgeçme, çeçilinden vazgeçme, tereyağından vazgeçme evet, ve evet yaşın itibariyle de yükseliyorsun.
Doğrudur. Evet. Gravyer peynirinin şöyle bir özelliği var aslında. İllaki yemişsinizdir, biliyorsunuz tadını. Herkesin maalesef damak tadına uyan bir lezzeti yok. Biraz aroması ağır. Tabii. Çünkü fermente olan bir ürün, evet. Yıllandırılan evet. bir ürün. Evet. Mesela şu an dışarıdan satın alacağınız bir gravyer peynirinin 1,5-2 yıllık bir geçmişi var evet. üretim aşaması evet. olarak. O yüzden de böyle kahvaltıda oturayım da ekmeğin arasına doldurayım, yiyeyim tarzında bir peynir değil. Tamamen az önce de bahsettiğim gibi yemeklerden sonra şarabın yanında meze evet. olarak kullanılır. Evet. Ya da tabii ki içki kullanmayan misafirlerimize evet. her zaman söylüyorum. Mutlaka bir Kars gravyerini, Kars balıyla yemelerini evet. tavsiye ediyorum. Evet. Müthiş lezzetli oluyor. Doğru. Ama yemekten sonra daha sindirim sistemine yarıyor galiba. Kesinlikle az önce de bahsettiğim evet. gibi o evet. hazımsızlığı gideriyor. Evet, güzel.